Yeşilköy tarihi, mazisi çok eski olmasına rağmen Yeşilköy son günlerde acı acı feryat ediyor. Yeşilköy sahilleri doldurulduğundan beri son 2 yıldır görmediği kadar eziyeti görmeye başladı. Hele bu sene Suriyeli mülteci mi, göçmen mi, sığınmacı mı, ne olduğunu bilmediğimiz savaştan kaçmış insanların Yeşilköy'de nargile keyfi, deniz keyfi yapmalarından, mangal keyfi yapmalarından dolayı çok çile çekmeye başladık. Diyeceksiniz ki savaştan kaçmış insanlar, ülkelerinde savaş var, belli bir acıdan kaçmışlar. Evet, kabul ediyoruz. Acı yaşadılar, yaşıyorlar. Ama buraya geldikleri ülkedeki insanlara da acı yaşatmaya, çile çektirmeye hakları yok. Benim aslan gibi, dağ gibi evlatlarım Suriye'de onlar için savaşırken, onların burada biraz utanarak halay çekmemeleri, nargile keyfi yapmamaları, mangal keyfi yapmamaları bunları talep ediyor. Yani bizleri rahatsız etmesinler. Biz eğer sizler için orada aslan gibi evlatlarımızı şehit veriyorsak, sizler için orada huzur getirmek için bizim çocuklarımız orada çile çekiyorlarsa, sizler de burada biraz edepli oturun arkadaşlar. Biraz İstanbul'daki, Türkiye'deki insanlarınıza saygı gösterin. Biz sizlere Yeşilköy'e gelmeyin, denize girmeyin demiyoruz. Tabii ki insanlık hakkı, sahillerimiz herkese açıktır. Bu yani Suriyeli vatandaşlar değil. Yani bize Yeşilköy sahillerine gelen insanlardan da talebimiz. Arkadaşım sen burada keyif yapacaksın diye benim Yeşilköylü halkımı rahatsız etmeye, huzursuz etmeye hakkın yok. Lütfen Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, zabıtalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerine, Bakırköy İlçe Müdürümüze, Bakırköy Kaymakamımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bakırköy Belediye Başkanımıza, hepinize sesleniyorum Yeşilköylüler adına. Lütfen Allah aşkına biraz vicdanınız, biraz vatandaşlarınızı düşünceniz varsa lütfen şu Yeşilköy sahillerine el atın. Yeşilköy sahillerinde birileri mangal yapacak diye, keyif çatacak diye Yeşilköy sahilinin arka taraflarında oturan insanların evlerin içi et kokusu, duman kokusu çekmelerini lütfen önleyin. Ya insanlar mangal yapacaklarsa Yeşilköy sahilin üç kesimlerinde, uç odak noktalarında Büyükşehir Belediyesi mangal noktaları hazırlasın. Gerekirse bu mangal kömürünü, mangal yakmasını Büyükşehir Belediyesi üstlensin. Gitsin vatandaş mangalını uç noktalarda pişirsin. Etini pişirsin. Koysun kaplarına gelsin çimlerinin üstünde. Tekrarlıyorum, vurguluyorum. Adam gibi pikniğini yapsın. Pisliğini, çamurunu, çöpünü çimlerin ortasında bırakıp gitmesin. Kimse kimsenin, çok özür dilerim kaba olacak ama, bokunu temizlemek zorunda değil. O bıraktığınız pislikleri temizleyen de bir vatan evladı, bir insan. Yazık, günah değil mi? Bir sabah 6 ile 9 arası Yeşilköy sahiline çıkın. Çöpten yeşil alanlar gözükmüyor. Çimler gözükmüyor. Oturulacak yer yok. Ve buna rağmen o pisliğin içinde hala oturup nargile içen, keyif yapan insanları görüyoruz. Gezi Parkı olaylarında 3-5 tane genç çadır kurdu diye hükümetin ve İstanbul Emniyetinin yapmış olduğu, haklı olarak yapmış olduğu bu çadırı kaldırma olaylarını niye Yeşilköy sahillerinde tutuyorsunuz? Eğer açık alanlarda çadır kurmaksa, yasaksa, gelin Yeşilköy'deki çadır kuranları da kaldırın. Geçen sene Bakırköy İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner zamanında radikal bir karar alınmıştı ve devamlı bu mangal yapanlar
ve çadır kuranlar engellenmişti. Bu sene neden yapılmadı? Bu sene neden yapılmıyor? Çadır kurmak eğer serbestse bırakın biz de gidelim Gezi Parkı'nda çadır kuralım. Belgrad Ormanları'nda çadır kuralım. Florya Atatürk Ormanı'nda çadır kuralım. Ya çok özür dilerim belki kaba olacak. Hadi sıkıyorsa gidin Büyükşehir Belediyesi tesisleri önünde Çiroz'da çadır kurun bakalım. Kaç tane zabıta gelecektir oraya? Yani oralar ayrıcalıklı yerler mi? Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu yerler diye mi izin verilmiyor da Yeşilköy'de aman bize oy çıkmıyor diye hesabı mı yapılıyor? Bunu artık bizim Yeşilköylü vatandaşımız düşünüyor. Lütfen rica ediyorum. Mangal yapma olayına bir çözüm, bir tedbir, çadır kurma olayına bir tedbir ve insanların pisliklerini bırakmalarını önlemek için bir tedbir. Ceza mı olur, kolluk kuvveti mi olur? Ya bunu İstanbul halkının rahat yaşaması için önce Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşilköy halkının rahat yaşaması için de Bakırköy Belediyesi'nden rica ediyorum. Birleşin ya. Orası Büyükşehir'e aitmiş, Bakırköy Belediyesi bakamazmış. Orası efendim bilmem kime aitmiş. Büyükşehir Belediyesi Bakırköy zabıtaları da sokamıyormuş. Kardeşim biz oy verdik. Gerektiği yerde vergilerimizi de veriyoruz. Bu Bakırköy Belediyesi'ne de vergi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de vergi veriyoruz. Her iki belediyeden de hizmet beklemek hakkımız. Biz kaldırımlarda rahat yürümek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adalet için Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyor. Adalet için Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyenlere sözüm şu. Ey yürüyen arkadaşlarım, yoldaşlarım, dostlarım lütfen gelin bir akşam da huzur için Yeşilköy'de yürüyün. Yeşilköy kaldırımlarında yürüyün. Bakalım yürüyebilecek misiniz? Bebek arabanızla Yeşilköy kaldırımlarında yürüyün. Bir kızınızla, karınızla Yeşilköy kaldırımlarında yürüyün. Sarhoş sofralarına meze olmaktan kurtulabilecek misiniz? İçki içenlere karşı mı Bülent diyeceksin? Hayır, ben de içki içiyorum. Ama edebimle içiyorum, adabımla içiyorum arkadaşım yani. Herkes istediğini yapmakta serbesttir, herkes özgürdür. Ama benim özgürlüğümün başladığı yerde bana da özgürlük hakkı tanımanız lazım. Ben Yeşilköy'lü genç kızımın, kadınımın, bebek arabasıyla yürüyen bir annenin, bir ailenin Yeşilköy kaldırımlarında huzurlu ve rahat yürümesini istiyorum. Bunu da Bakırköy Belediyesi'ni ve bilhassa Bakırköy Belediyesi zabıtasını göreve çağırıyorum. Çarşamba günleri pazar kuruluyormuş. Bazı marketlerimiz pazar kurulduğu için indirim yapıyormuş ve kaldırımlardan yürümeye imkan yok. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşım? Ya sen esnafsın, indirim yapıyorsam dükkanın içinde indirim yap. Benim kaldırımlarımda sen indirim yapıp benim yaşlımı, çoluğumu, çocuğumu caddede kaldırımın aşağısında yürütmeye hakkım var mı? Bakırköy Belediyesi zabıtası lütfen buna bir son verin. Lütfen kontrollerinizi sıkı yapın. Adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağlı olduğu bir Bakırköy ilçesi belediyesi zabıtasının da bunu adalet için yürüyenlere eşdeğer olarak Yeşilköy kaldırımlarında huzurlu yürümek istiyoruz diyebilirim. Adalet için yürünüyorsa huzur içinde yürünmelidir.